Ergin geliyor değerli seyirciler. Hoş geldiniz adına. Nasılsınız? Ne var ne yok? Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Egemen biraz kendinizden söz edin. İsmim Egemen Ergin. 29 yaşındayım. Aslında İstanbul'dayım fakat 16 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Dövme sanatıyla uğraşıyorum. Öyle mi? Evet. Nasıl başladınız bu işe? Resim, yani aslında yat kaptanlığı okudum ben. Yat kaptanlığı mezunuyum ama hani her zaman içimde bir resme karşı ilgi vardı. Hani yat kaptanlığı derslerinde bile resim çiziyordum. E tabii bunu biraz geliştirdim. Daha sonra kalıcı olmak istedim. Hani insanların vücudunda kalıcı oluyorsunuz. Şu an dünyanın farklı yerlerinde insanlarda benden bir parça var. Dolayısıyla sevdiğim işin peşindeyim. Peki. Kiminle geldiniz? Kız arkadaşımla geldim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim. Ben de iyiyim. Siz ne işle meşgulsünüz? Ben sigorta acentesinde çalışıyorum. Anadolu Üniversitesi işletme mezunuyum. Başarılar diliyorum Egemen'e. Umarım istediğimiz gibi bir yarışma geçer. İyi şanslar. Teşekkürler. Başlayalım yarışmaya. Başlayalım. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz. Biliyorum. Geliyor ilk soru. Hikayelerde genellikle iki keçinin nerede karşılaşıp birbiriyle inatlaştıkları anlatılır. A. Kuyuda. B. Köprüde. C. Tünelde. D. Çeşmede. B. Köprüde demek istiyorum ben. Son kararım. İkinci soru. İçinden hiç ağaç kesilmemiş sık ve gür ormanlar hangi sözle anılır? A. Kuş uçmamış. B. Kervan geçmemiş. C. Balta girmemiş. D. Göz değmemiş. C. Balta girmemiş. Son karar. Lira kazandınız. Evet, barajı geçtik. Soruyu atlattık, evet. Güle güle kullanın. Sağ ol, teşekkür ederim. Eskiden mektup yazılan kişinin adresi bilinmiyorsa, adresi bilinen bir yakın vasıtasıyla gönderilen mektubun zarfına ne yazılırdı? A. Bir zahmet. B. Eliyle. C. Aktarmalı. D. Rızasıyla. Ben bu soruyu seyirciye sormak istiyorum. Sorayım seyircilerimize. Değerli seyircilerimiz, eskiden mektup yazılan kişilerin adresi bilinmiyorsa, adresi bilinen bir yakın vasıtasıyla gönderilen mektubun zarfına ne yazılırdı? A. Bir zahmet. B. Eliyle. C. Aktarmalı. D. Rızasıyla. Süre 10 saniye. %67'si seyircilerimizin eliyle demiş. Evet, aklımdaki cevabı destekledi seyirci. Seyirciye güveniyorum. Ben de B, eliyle demek istiyorum. Son karar. Sıradaki soru, dördüncü soru. Filoloji okuduğunu söyleyen biri hangisiyle ilgili bir bölümdedir? A. Arkeoloji. B. Antropoloji. C. Felsefe. D. Dil bilimi. Aslında felsefe olarak düşünüyorum ama çok da riske etmek istemiyorum. Telefonla jokerimi kullanayım ben bu soruda. Peki. Bakalım kimler var telefonların öbür ucunda? Halit Balcıoğlu, Necat Gürle ve Aycan Özdemir. Halit Balcıoğlu'yu aramak istiyorum ben. Arıyoruz efendim. Hakkında bilgi rica ediyorum. Halit Balcıoğlu benim Bodrum'dan bir arkadaşım. Kendisinin bilgisine güveniyorum. Bir kitap evinde çalışıyor.
Okumayı sever, araştırmayı sever. Bilmediğim yerde bana destek olacağını düşündüğüm bir arkadaşım. Telefon hazır. Alo. İyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar Halit Balcıoğlu. Bir sorumuz olacak size. Soruyu sorsun Egemen Ergin. Siz de 30 saniye içinde cevap verin. Hazır mısınız? Tabii hazırım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Halit merhaba. Ha, merhaba. Filoloji okuduğunu söyleyen biri hangisiyle ilgili bir bölümdedir? Arkeoloji, antropoloji, felsefe, dil bilimi. Filoloji. Filoloji okuyan birisi. Tekrar alayım soruyu. Filoloji okuduğunu söyleyen biri hangisiyle ilgili bir bölümdedir? Arkeoloji, antropoloji, felsefe ve dil bilimi. Dil bilimi. Dil bilimi diyorsun. Dil bilimi diyorum. Teşekkür ederim. Halit kendinden emin gibiydi. Felsefe diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşündüm. Kendisine güveniyorum. Dil bilimi diyorum. Son kararım. İyi ki felsefe dememişsiniz. İyi ki. Beşinci sorudayız. Perde takılan kornişlerde genellikle kaç perdelik yer olur? A3, B4, C5, D6. Yani bu soru için aslında iki düşünüyordum. Perde takılan kornişlerde genellikle kaç perdelik yer olur? Önündeki arkasındaki hesap edilirse 4 fakat 4. 3 tek sayı olmaz. 15 saniyeniz. Ben B demek istiyorum. B 4 son kararım. Hiç takmadınız herhalde kornişe. Perde çok taktım aslında. Evimde de kendim takarım perdemi. Yalnız hesap ettiğimde yani bir tül takılır, üzerine perde takılır. Hani iki tane tül için, iki tane perde için. Ama üç olacağı hiç. Ve de tek rakam olduğu için dört olduğunu zannettim ama. Bir de güneşlik var. Bir de güneşlik var. Evet. Sağlık olsun diyelim. Sağlık Egemen. Olsun. Sizi Hindar'a uğurluyorum. Teşekkür ediyorum.